Ben İstanbul'da yaşıyorum. Bugün saat öğle sırasında evde kahvaltı yapıyorduk. Benim de telefonumda Deprem Ağı diye bir uygulama var. Yani iyi ki de bu uygulamayı indirmişim. Şimdi diyenler olur. Aa işte primci geldi. O uygulama değil tanıttı. Parasını alacak. Ne alırız bu parayı? Kazanamıyoruz paradan. Neyse. Konumuz bu değil zaten. Saatler 13.55'i gösterdiğinde Bolu'da bir deprem meydana geldi ve benim telefonumda alarm çalmaya başladı. Uygulama bana deprem bölgenizde hafif olarak hissedilecek diye uyardı. Tabii sonrasında televizyonu açtık, baktık bölgede ölü ve yaralı var mı, enkaz var mı, binalar yıkılmış mı diye. Yani Allah'a şükürler olsun ki Bolu'da, Düzce'de, Sakarya'da, Kocaeli'de ve benim oturduğum bölge İstanbul'da olumsuz bir haber yoktu. Daha sonrasında depremin kendisinden küçük 3 tane daha deprem yaşandı. Evde otururken çok küçük sallamalar oldu. Yani bu büyüklükteki deprem de büyük değildi. Beklenen depreme göre tabii ki. Biz halk olarak o kadar depremlere alışamadık ki hala, deprem ülkesi olmamıza rağmen. Yani açıklamalar geliyor işte, bu depremler Marmara depremini tetikleyemez. Özellikle şunu belirtmekte yarar var. Bu tür çok kısa uzanıma sahip olan faylar üzerinde meydana gelen ve bu büyüklükte oluşan depremlerin başka depremleri veya herkesin daha çok dikkatle takip ettiği İstanbul'un güneyinde Marmara Denizi içinden geçen fayları tetiklemesi söz konusu değildir. Tamamen birbirinden farklı alanlarda iki ayrı bölgedeki ayrı fay sistemlerinden bahsediyor. Diye ama bu demek olmuyor, İstanbul'da büyük bir deprem olmayacak. Şimdi bunları söylüyorlar, mesela bu depremler İstanbul depremini tetiklemez diyorlar ve buna göre de insanlar şey diyor, yani aa işte bak açıklama geldi, İstanbul'da büyük bir deprem olmayacak, böyle bir oluşum içerisine giriyorlar. Yani videonun başlığındaki yazı ironi değildir yani ve insanları korkutmak gibi bir amacımız da yok burada. Deprem dünyanın yaratılışından beri meydana gelen doğa olaylarıdır. İnsanlarımız deprem esnasında korkmak ve panik yapmak yerine acaba bu konularda ne yapabiliriz, deprem olduğu sırada ne yapacağız diye araştırma yapmalıdır bence. Çünkü her deprem esnasında insanlarımız hep tehlikeli olabilecek şeyler yapıyorlar. Dışarı kaçıyorlar, camdan aşağı falan atlıyorlar. Bunları yapmak kesinlikle yanlış bir şey. Uzman isimler bu depremin zaten geleceğini de söylemişlerdi. Yani 14 Mart ve 16 Mart tarihleri arasında sismik bir olay yaşanılacak diyorlardı. Ve her seferinde bu isimlere felaket tellalı olarak görülüyordu. Yani insanları korkutma falan diyorlardı. Yani ne zaman insanları uyarmak, bilgi vermek, bilgi sahibi olsun derdi bilgi vermek, felaket tellallığı olmuştur. Ben sadece bu ülkede gördüm. Yabancı ülkelerdeki uzmanlar deprem öncesinde uyarılarını yapıyorlar ve halk bu uyarıları dikkate aldıkları için hiç hasar almıyorlar. Yani bu deprem büyük değildi ama ya büyük olsaydı? O zaman da önlem almadığımız için ne diyecektik birbirimize? Bugünlük podcast videomuzdan buraya kadar. Çok uzatmak istemedim. Beğendiyseniz ne mutlu bana. Kendinize iyi bakın.